Arkadaşlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben size iki şey bırakıyorum. Temessük ederseniz kurtulursunuz. Bir, Allah'ın kelamı. İki, onun hayattaki uygulama şekli olan sünnet-i seniyye. İkisi de insan değil. Şahs-ı manevi, kısaca bir daha anlatmak istiyorum. Şahs-ı manevi abiler, şuraya bir tencere koysak. Bütün nurcuların akıllarını koy. Müsbet tabii, menfi yok. Bunun da aklını koy ya. Bütün akıllarını koy. Bütün vicdanlarını da koy. Nurcuların. Kalplerini de koy. Dört tane sıraya ezber yapmıyorum. Akıl. Gir içeriye. Vicdan. Gir içeriye. Kalp. Gir içeriye ruh. Koydun mu abi? Koydun. Bir de müsbet fiilleri oruç namazlarında. Koyduk mu abi? Koydun. Karıştır. O çıkan ruhanidir. Aklın böyle atomik bir vücudu yok ki vicdanında. Manevidir. Şahsı manevi. Yani manevi bir vücut. O bir vücut olur. Ya ben bu şahsı manevi anlamıyorum. Bak. Kardeşim duyguların, fikirlerin nerede? İçeride. Şehvet, gadap, hiddet, öfke, vefa, şefkat, muhabbet, anlayış, feraset, idrak, kadir şinaslık. Nerede? İçimizde. Uyanınca nerede? Biz onun içindeyiz. Adam gadap içimizde değil mi? Evet. Uyanınca beden artık hükmü kalıyor mu? Beden artık çıldırıyor. Ne yaptığımı bilmiyor. Sonra diyor ki ne yaptım? Buna tabi oluyor. Evet. Arkadaşlar içimizin içine giriyoruz. O içimiz uyanınca biz onun içine giriyoruz. Ölüm anı da bu zaten. İçimizin içine giriyoruz. Ölüm anı. Ölünce uyanırsınız. Önce uyanırsınız. Mesela diyelim ki bir fikir geldi. Allah Allah etkilendik veya gadaplandık, sinirlendik. Bu fikir değil mi? İçine biz giriyoruz. Vücut değişmiyor mu? Kötü bir haberse midene vuruyor. İşte psikolojik hastalıklar budur. Bu yani temeli bu abim. Fikrin içerisine fikir uyandı. Menfi. Onun içerisine bedeni koy. Ne içersen iç. Ya böbreğin ağrıyacak. Ya midene vuracak. Ya da çıldıracaksın. Ya öfke olacaksın. Ya odadan çıkmayacaksın. Bir ay yataktan çıkmayacaksın. Veya bir ay eve girmeyeceksin. Allah. Hep bu. Hep bu abiler. Değişik psikolojik hastalıklar bir, ya gadabın içine girdin, ya şehvetin içine girdin, ya şeyi yapamadın, ifrat tefriti kontrol edemeyip bir hatıranın içinde nasıl yaptım, niye dedin? Yani kısacası içimizde olanın uyanmasıyla biz onun içine giriyoruz. Vücut artık kontrolü kaybetmiş buzun üzerindeki arabaya benzer. Gidiyorduk, gizli buzdu. Hem Mehmet köprüden, viyadükten geçiyorduk. Gizli buz varmış be. O hızla giderken aha! Direksiyon var mı Mehmet? Yok. Fren var mı? Daha beter basarsan. Ha. İçimizde fikir uyanınca biz onun içine giriyoruz. Fikrin içine girdik, kafamıza yattı mı abi? Ha. Şahsı manevi de böyle manevi bir vücuttur. Onun içindeyiz şu anda da. Şahs-ı manevi böyle bir vücudu var. Manevi vücut. Fikir de manevi vücut. Onun içine giriyoruz. Şahs-ı manevi içine giriyoruz. O tokat vuruyor. Şimdi gadab, öfke uyandı. Tokatı yemiyor muyuz? Gidiyoruz birisine çapıyoruz, kırıyoruz, döküyoruz. Sonra bir şeyler diyoruz. Kalbini kırıyoruz. Sonra uyanıyoruz. Vay! Hasan abi kusura bakma ya. Ya ben nasıl dedim ya? Özür dilerim ya. Ne oldu? Yani neyin içindeydin sen? Fanosun içindeydik. Bilim insanlarının tabiriyle illüzyondayız. Şu anda hiç kimse bedeninde değil, beden düşünce ve hislerin içinde. Zanlarımızı yaşıyoruz. Hakiki dünyayı yaşayan yoktur. Olmaz zaten. Herkes uykudadır. Uyanınca uyanır. Ölünce uyanır diyor Allah Resulü. İllüzyon diyor. Bizde ne? Herkes diyor, ustad da diyor mesleğinde. Herkes kendi hususi dünyasını yaşıyor. Zannediyor ki ben Kırıkan'da yaşıyorum. Kırıkan'dakileri çekmişiz. Kendi fikrimizde yaşıyoruz. Arabayla giderken doktoru gösterme. Aa bak bak adama bak. Böyle kendi başına gidiyor. Adam şimdi Kanatlı Caddesi'nden mi iniyor? Adam nerede Allah bilir. Peki Kanatlı Caddesi nerede? Onun içinde. Kendisi nerede? Neyi düşünüyorsa orada. Orada. Peki simalar? Bu sebebi biraz ilgimi çekti ya.
Simalar acayip dibe vurmuş. Çok korkunç bir şey. Allah Allah. Ürküttü. Adam necesi de öyle? Ruh öyle olmuş. Bak. Ceset ruhun içindeki cesedi değiştirmiş. Elsinetikum ve elbanikum. Lisanlarınız ve simalarınız sizin haletinize göre değişir. O zaman biz nasıl fikrin içindeysek şahsi manevin de içinde böyleyiz. Ha bizim ustad başınızda hazır, arkanızda nazır, şahsi manevi tokat yememek için şahsi manevi canlıdır, şuurludur, akıllıdır, ruhludur. Bak akılların toplamı kadar akıllıdır. Vicdanların toplamı kadar vicdanlıdır. Kalplerin toplamı kadar kalbidir. Ruhların toplamı kadar ruhludur. Şahsı manevi, manevi bir şahıs. Neye benziyor? Fikire benziyor. Gadaba, muhabbete, aşk. Aşk denilen bir şey, latife, his uyanınca adam intihar ediyor. İntihar etmiyor mu? Ediyor yani. Kelime manası nedir? Aşk abi sarmaşık demek. Şu ağaca sardığı şey, bir de sarmaşığın bir tuhaf tarafı var. Böyle üzüm asması gibi değil yani. Sıkar. Yo, her sardığı yerde kök vuruyor. Evet. Onun için ağacı kurutur. Onun için intihar eder. Allah muhafaza etsin. Aşk böyle bir şeydir ya. Kendini ortadan kaldır. Şimdi şahsı manevi bize nasıl muamele eder? İyi hep anlattık. Kastamonu'lu bir Risale-i Nur şakirtlerinin hüsnü hizmetine acele bir mükafat gördükleri gibi. Yani mesela hizmetimizin ücreti nedir Übeyt? Hizmetin kendisidir. Hizmette olabilir. Gelebilmendir. Nerede bulacağım bu ilacı şimdi? Yani geldiğim bu halet-i ruhiye olabilmesi için böyle ilaç var mı? Bu halet-i ruhiye nerede bulacağım? He Hakan? Şu anda bir haletli var ya böyle rahatlık. Onun içinde bedensin. Bak beden ne kadar hoş. Adam yatakta yatamıyoruz bir sağ bir sol. Burada geliyor derste yatıyor. Ulan yatak kadar rahatlık yok ki burada. Nasıl yatabiliyorsun bu kadar kalabalık içinde? Ne kadar ruh rahat. Ne kadar kafandakiler kalktı. Yani şeytan ve iblis gitti demektir yahu. Şimdi Risale-i Nur talebeleri ücretimizi almışız. Nedir o? Hizmette bulunmak. Hizmetin kendisi ücrettir. Çok rahat ya. Ahiret haşa olmasa bile rahatız ya. Ona bugün mezarı böyle değerlendirdik. 30-40 senelik nurculuğu hayatımda böyle Risale'de bulabildiğim bu teselliyle rahat oluyorum. Ya bunu okumayan ne yapıyor ya? Lan gireceğim diyor. O iptal ediyor işte. Düşünmüyor yani. Şırıngayla iptal oluyor. Yaşayamaz. Ama ne zaman yaşar? 40'ı geçtin, 50'yi de geçtin. 50'den sonra öyle başlıyor ki kabir. Ölüm anları, ölüm senaryoları, gece uykusuzluklar. Aa kalbim durdu. Her bir hadise, kendine şey zannetmek. Ondan sonra o mezarlık. Ha, sen Risale-i Nur'u biliyorsun. Bu kadar teselli bir şeyler duyduk da bir şeyler. Gene böyle aşabiliyoruz, onu def edebiliyoruz. Ya bunlar hiçbirisi yok. Mezara geleceğini kabul eden adam ne yapacak? Ne yapıyor? Ya hakiki iman edecek ya kafayı uyuşturacak. Abi uyuştuk mu? Hepsi içiyor mu? İlla içki değil ki. İçkinin bir vazifesi, vakti var. Ama İmam Ali diyor, mal sarhoştu, içki sarhoştuğundan daha uzundur. Artık gece gündüzü yok. Maldır, televizyon, video, dizi. Niçin yapıyor bunu adam? 5 sene önceki maç programını, maç filmini nasıl seyrediyor ya? Bitmiş de yani. Kaçamak yapıyor, kendinden kaçıyor bu.